çizgiden yürüttü. Profesyonel müzisyenlerin veya müziği, Batı müziğini, klasik Batı müziğini çokça dinleyen, icra eden bir ailede de doğmadığım için tabii bu müziğe merakım kendi çabalarımla gelişti. Açıkçası evet, o ilginçtir. Yani klasik Batı müziğini icra edildiği, çokça konuşulduğu, hani gündem olduğu bir evde doğmamak bu müziğin bana nereden geldiği tabii sorusunu doğuruyor. Bunu ben de çok sordum kendime. Çok da soruldu ama bunun cevabını veremiyorum. Bir şekilde bu ilgi merak bende oluştu ve sonrasında işte konservatuvar eğitimi de olmayınca dediğim gibi çok farklı bir çizgiden gitmek gerekiyordu. Ben kendi çabalarımda işte özellikle okumaya vererek kendimi, çünkü oldum olası yazılı kültüre aşinalığım ve bilgiyi, görgüyü yazılı kültürden elde etme isteğim doğrultusunda ben elime ne geçerse okumaya başladım klasik müzik üzerine. Özellikle dergiler bu konuda beni çok eğitti. Dergiler, ansiklopediler tabii o dönemde internet olmadığı için işte basılı kültür. Yani sahaflardan dergiler toplamak, işte tabii performanslar izlemek. Malum o dönemde televizyon, önce tek kanallı televizyonda, işte Hikmet Şimşek'in pazar konseri, Denikeyler vesaire. Böyle böyle gelişti. Ben tabii bu işin yazılı kültürüne, evet, tabiatım gereği çok ilgi duydum ama performans boyutuyla da ilgilenmediğim değil. Evet, konservatuvar okumak kısmet olmadı o anlamda. Alaylı yetiştim ama daha o dönemden işte bir enstrüman çalayım. Ses vardı, materyal vardı, bunu ben biliyordum. Çevremdekiler de bana söylüyordu. Ben de farkındaydım o küçük yaşıma rağmen. İşte onu geliştireyim derken mesela beni ortaokul yıllarında işte çıkartırlar, arya söyletirlerdi. Yani o dönemde biraz tabii uydur kaydır. Sesleri de, sözleri de uydurarak o aryaları çıkartmaya gayret ederdim. Sonra keman çalmak kısmet oldu. İşte orada ama ilginçtir, klasik Türk müziği alanında çaldım. Daha doğrusu eğitimini aldım. Üsküdar Musiki Cemiyeti hocalarından biriydi rahmetli hocam. 1,5 yıl kadar aldım. Sonra işte üniversite sınavları zamanında bırakmak durumunda kaldım. Dersler ağır bastı. Sonra da performans olayına eskisi kadar ilgi duyamadım. Yine hayat gayesi başka noktalara beni sürükledi. Ama işte müziğin o hem dinleme hem okuma, bilgilenme boyutları beni yıllarca bırakmış.